Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ihlal edildiği yönünde karar verilmesi halinde, dava edilen ülke açısından hakkında verilen karara uyma zorunluluğu hasıl olur. Davalı ülkenin bu yükümlülüğünü yerine getirip getirmediğini denetleyen organ ise Avrupa Konseyi'nin tüm üye ülkelerinin temsilcilerinden oluşan Bakanlar Komitesi'dir. Herhangi bir üye ülke ile ilgili bir karar kesinleştikten sonra bu karar komiteye gönderilmektedir. Komitenin denetimi, mahkeme kararlarına gerekli uyumun sağlanmasında tüm üye ülkelerin ortak sorumluluğunun bir tezahürüdür. Peki, ilgili ülkeden beklenen nedir? Devletin başvurucuya ilişkin bazı tedbirler alması gerekmektedir. Başvurucu ile ilgili olarak alınan en basit tedbir, mahkemenin hükmettiği tazminat miktarının ilgili ülke tarafından başvurucuya ödenmesidir. Bu tazminatla başvurucunun maruz kaldığı maddi ve manevi zarar ile yapmış olduğu yargılama masraflarının karşılanması amaçlanmaktadır. Bununla birlikte ilgili ülkenin makamları çoğu zaman ihlalin sonuçlarının mümkün olduğu kadar ortadan kaldırılması amacıyla başvurucu lehine başka tedbirlerin de alınmasına davet edilmektedirler. Bu tedbirler, başvurucunun yeniden yargılanması, haksız yere hakaretten mahkum edilen gazetecinin mahkumiyetinin ortadan kaldırılması veya haksız yere birbirinden ayrılan ebeveyn ve çocuğun yeniden bir araya getirilmesi örneklerinde olduğu gibi çeşitli önlemleri içermektedir. Yetkili merciler, aynı zamanda başkalarının da benzer ihlallere maruz kalmasını engellemek zorundadırlar. Bu nedenle aynı durumun ileride ortaya çıkmasını engelleyecek genel tedbirleri de almaları gerekmektedir. Örneğin, yürürlükteki mevzuatın veya konuyla ilgili içtihatın değiştirilmesi veya gözaltı şartlarının iyileştirilmesi gerekebilir. İlgili ülke almayı öngördüğü tedbirleri Bakanlar Komitesi'ne bir eylem planı şeklinde bildirir. Gerekli tüm tedbirlerin alındığına kanaat getirdiğinde ise komiteye bir eylem raporu gönderir. Komite bu eylem raporunu inceledikten sonra kabul ederse dava nihai karara gider ve kapanır. Bütün bu denetim süreci boyunca başvurucular zararlarının telafi edilmesine ilişkin karşılaştıkları herhangi bir sorunla ilgili olarak komiteyi bilgilendirebilmektedirler. Ayrıca İnsan haklarını destekleyen ve koruyan sivil toplum örgütleri ve ulusal kurumlar da herhangi bir kararın icra edilmesine müdahil olabilir ve komiteyle iletişime geçebilirler. Bakanlar Komitesi yılda 4 toplantısını denetim görevine ayırmaktadır. Gerekli gördüğü takdirde bir davayı diğer toplantılarında da inceleyebilmektedir. Bir davanın icrası ile ilgili bir sorunla karşılaşıldığında komitenin ilgili ülkenin sorunlarını çözmesine yardımcı olacak geniş imkanları bulunmaktadır. Dostane çözümler ve tek taraflı deklarasyonların kabul edilmesi halinde komite denetimini nasıl icra etmektedir? Komite, mahkeme tarafından sonuçlandırılmış dostane çözümlerin gereklerinin yerine getirilip getirilmediğini de denetlemektedir. Ancak tek taraflı deklarasyonların uygulanmasını denetlemez. Bu konuda sorumluluk tamamen mahkemeye aittir. Mahkeme kararlarının icrası ve bunun Bakanlar Komitesi tarafından denetimi hakkında daha fazla bilgiye, komitenin ve komiteye denetim görevinde yardımcı olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının icrası biriminin internet sitesinden ulaşılabilir.